AK Parti Gelibolu Belediye Başkanlığı için iddialı bir adayla çıkıyor. Uzun süredir partide sevilen ve sayılan bir isim olan Aygen Aktağ, Gelibolu Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. İlçe Başkanı Mahmut Çetin ile birlikte parti binasına gelen Aktağ, ilgi yoğun oldu. Geçtiğimiz dönemde de belediye başkanlığı için aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yakından tanıdığı Aygün Aktaş'ın adaylığı partililer tarafından da sevinçle karşılandı. Çok sayıda partinin hazır bulunduğu adaylık başvurusunda konuşan Aktaş, oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Toplantıda ilk olarak ilçe başkanı Mahmut Çetin söz aldı. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle yönetim kolları başkanım, basınımızın değerli temsilcileri, diğer kıymetli misafirlerimiz, parti binamıza hoş geldiniz diyorum. Yönetim kurulu üyemiz, yol arkadaşımız, büyüğümüz, ablamız, Aygün ablamız, yerel seçim sürecinde elini taşın altına koymak zorunluluğunu hissetti. Bu fikrini bizimle paylaştı. Dolayısıyla aday adaylığı başvurusu için, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu için müracaatını bize sunmaya geldi. Bu vesileyle öncelikle kendisine yönetim kurulum tüm parti teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bunların öncelikle Gelibolu'muza, partimize hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Aygen Aktağ ise konuşmasına tüm parti teşkilatına teşekkür ederek başladı. Adaylık başvurusuna destek veren herkese teşekkür eden Aktağ, 2004 yılından bu yana Gelibolu'ya bayan bir belediye başkanı yakışacağını düşündüğünü belirterek şunları kaydetti. AK Parti'yle iyi bir şekilde hizmet ettiğime inanıyorum. Bu arada tabii yıllar geçti, yaşlar geçti, çocuklar büyüdü. Şu yaştan sonra bir daha dener miyim, denemez miyim, cesaretim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu sefer cesaretim gerçekten zirve yapmış durumda. Ben AK Parti belirleyeceğini tam oraya getirmek istiyorum. Ben sizlerin adayı olmak istiyorum. Ben şu anda aday adayınız. Partimiz iktidar partisidir, tercih edilen bir partidir. Mutlaka bir başkanım da gelir. Hangimizin uygun olacağını mutlaka ki bizden sonraki gruplar, yönetimimiz, milletvekillerimiz, Ankara, bunun çeşitli ayakları var. Mutlaka ki onlar karar vereceklerdir. Verilen karara geçen sefer saygılı olduğum gibi, bu sefer de sonuna kadar saygılı olacağım. Hiçbir şekilde ne partimden korkmayı, ne uzaklaşmayı, ne de kimseye gönül olmayı düşünmüyorum. Başlangıçta bunu görüşmek isterim. Partisine olan bağlılığını dile getiren ve bu sefer daha bir inançlı olduğunu belirten Aktağ, adaylık süreci değerlendirmesi sonucuna da saygılı olacağını söyledi. Bizim partimizin gerçekten birleşmeye, gerçekten beraber hissetmeye ihtiyacı var. Yeni katılanlar var belki aramızda ama benim aşağı yukarı aynı derecede, hatta benden daha önce de partiye emeği geçmiş olanlar var. Onların gözünde, onların bakışlarında bu sefer bu işin olacağını, çünkü biz değişik aşamalar yaşadık, olacağına inancım veriyorum. O bana moral veriyor. Aktağ, Gelibolu'nun hızla nüfus kaybettiğini ve gençlerin dışarıya gitmesini içine sindiremediğini belirterek Gelibolu'nun mutlaka iktidar partisinin belediyeyi alması gerektiğini anlattı. Bu işin istediğimiz kıvamda olabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir iktidar partisi gücüne ihtiyacımız var. Yani iktidar belediyesi olmak zorundayız. O bize neler getirecek? Neler getirmeyecek? Etrafımıza bakın. AK Belediyeciliği, AK Parti gerçekten, yani biz belediyeciliğin nasıl yapılacağını, hizmetin nasıl yapılacağını, hangi kanallara nereden ulaşacağını çok iyi bilen bir ekibe sahibiz.
Mutlaka ki bu okuldaki arkadaşlar bizlere de yol gösterirlerdi. Bizim çalışma azmimizdi. Onların bize gösterdikleri yoldan. Ve iktidarın gücüyle biz eminim ki Yenibolu'da çok kısa bir sürede Yenibolu'nun çevresini değiştirecek. Belediyeciliği sizlere getireceğiz, sunacağız ve siz bunlardan faydalanacaksınız. Ben de çok yapıcı, güzel, heyecanlı duygular içindeyim. Sağolunuz. Thank you.